İçişleri Bakanlığı'nın olayından yola çıkarak bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Gerçekten İçişleri Bakanı biraz önce Nagihan Hanım'ın tanımladığı şekilde ben de aynı düşüncedeyim. Bu yakınması, bu bir anlamda yakarışı öyle diyelim. İnsani duygular içerisinde gelmiş veya bir açılım şeklinde değerlendirmemiz lazım. Ve annesine de bu arada geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdi İçişleri Bakanı burada bir obje haline dönüştüğünde yaklaşımı böyle. Ben Sayın İçişleri Bakanı'nın kendisiyle alakalı olmayan konularda da benzer hassasiyeti göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Hatırlayacaksınız, kısa bir süre önce bazı yazarlar ve bir siyasetçi organize biçimde saldırıya uğradı. Saldırıya uğradı. Ve o saldırıya uğrayan birinci yazar, gazeteci, ismini herkes biliyor. Orhan Uğur. Bey, evet. Geçmiş olsun diyoruz tekrar. İki kişi gözaltına alındı. Ve o gün akşam Sayın Bakan'ın bu olay tepkiseldir diye bir açıklaması oldu. Şimdi ilk okuduğunda yani tepkisel, niye tepkisel, ne demek? Reaksiyoner olmuş, tamam. Ama böyle bir açıklamanın şeyi ne? İçişleri Bakanı böyle bir açıklamayı niye yapar diye düşündüm. Ama aynı İçişleri Bakanı da Ahat Bey hemen aramıştı o saldırıdan sonra. Ben onu şahsı Orhan Uğuroğlu'nu arayıp aramamasından bahsetmiyorum. Ben burada işin hukuki boyutunu konuşuyorum. Yani aramadı ya da bilmem ne yapmadı demiyorum. Tepkisel dediğiniz zaman olay şuymuş. Daha sonra anladım ki olay şu. Ve bu şeyler, şahıslar serbest bırakılıyor. Serbest bırakılınca Orhan Uğuroğlu Sayın Bakan'ı arıyor. Bakan'a haber, mesaj gönderiyor. Bakan da onu 2 dakika sonra arıyor. Diyor ki işte böyle böyle oldu. Yani bu insanlar, ben teşhis ettim, şey yaptım vesaire vesaire. Bıraktılar adamları diyor. Sayın Bakan da diyor ki bu olayın organize olduğunu içerecek şekilde bir dilekçe verin. Sonra Uğuroğlu onu yazmaya devam ediyor. Eğer tesadüfi, sıradan, anlık bir saldırıysa bu basit bir suç haline dönüşüyormuş. Ve onu gözaltına almak, tutuklamak filan imkanı yokmuş. Ama organize bir suç ise, daha önceden planlanıp, hazırlanıp vesaire işlenmiş bir suç ise, o zaman organize suç kategorisinde tutuklama gerçekleşiyormuş. Şimdi ben buradan tabii Sayın Bakan'ı, Bakan'ın o tanımını veya o tanımlamasını o zaman anladım. Tepkisel diyerek... Basit suça sokmak için. Tepkisel diyerek bu olayın organize bir olay olmadığını, o şahısların bu olayla ilgili olarak tepki gösterdiklerini veya bir reaksiyoner olarak yaptıklarını. Sözünüzü kesmeyeyim ama Orhan Uğuroğlu'nun yazısıydı o. Açıklamanın tamamına bir bakın ama. Tamam, ben dinliyorum, şey yaptım. Açıklama, ben, konuşma ben yok. Hukuku açıklama ilgilendiren boyutunu tartışıyorum. Tamam. Hukukun. Neyse, siz bitirin, ben söyleyeyim. Yani Sayın Bakan demek ki buradan şunu söylemek istiyorum. Kendisiyle ilgili olan olayda nasıl duygusal ve gerçekten bu konuda hassasiyet gösteriyorsa, ki gayet haklıdır. Gayet doğru bir duygulanım sürecidir. Başkası için de göstermiş. Başkası için de göstermesi gerekir. Başkası için de yönlendirici olmaması gerekir. Ve yani özellikle İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren yasal düzenlemelerde bu düzenlemelere, mesela bir Anayasa Mahkemesi bir karar vermişti, hatırlayacaksınız. Ana caddelerde vesairelerde yürüyüşlerin yapılması noktasında İçişleri Bakanlığı bunların yasaklanması yönünde bir yasal düzenleme geçirmişti. O düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi uygun bulmadı ve kaldırdı. Yürütmeyi durdurma verdi, kaldırdı. Ve Sayın Bakan o zaman çıkıp bir Anayasa Mahkemesi başkanıyla bir karşılıklı atışmaya girişti. Şimdi bütün bunlardan varmak istediğim şey şu. Birbirleriyle dengeli, birbirleriyle tamamen terazinin kefesine konulabilecek kadar eşitlik içeren şeyler değil. Ama hukuki süreçlerde demek ki bizim çok farklı bir yaklaşım içerisinde olmamız gerekiyor. Özellikle sorumlu mevkilerde olanlar için. Yani siz
Adalet Bakanıysanız, siz İçişleri Bakanıysanız ve bu hukuki konularda bir anlamda işin bir boyutunu temsil ediyorsanız veya bir boyutuna zorunlu olarak dahil olacaksanız, sizin bu konularda görüş bildirirken veya bu olayları kamuoyunun önünde bir anlamda değerlendirirken daha rasyonel, daha tarafsız, nötr olmanız gerekir. Çünkü sizin iyi niyetle yaptığınız şey aşağıda çok farklı değerlendirilir ve farklı bir boyuta gider. Aynen Sayın Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını kabul etmiyorum, saygı duymuyorum, uygulamıyorum dediğim dönemi hatırlayın. Onun hemen arkasında işte İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli yaklaşımları ve bir alt düzey mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını kabul etmeyişi, bugün işte bir tane örneğini yaşıyoruz. Kabul etmeyişi. Şimdi benim buradan bu değerlendirmeden sonra varmak istediğim şey şudur. Şimdi Türkiye'de yasalar var. Uygulamalar bu istediğimiz şekilde ve olması gereken şekilde maalesef kararlar alınamıyor. Buradaki bizim temel eksikliğimiz yasa eksikliği de değil, uygulamadaki eksiklikler de değil. Burada temel eksikliğimiz şu. Türkiye'de hukuk sisteminin kendisi için bir içtihatlar zinciri geliştirebilecek derinliğe ve tutarlılığa, kesintisiz bir şekilde uygulamaya sahip olmayışı.